İşte sınavıma çalıştım. Yarın da kardeşimin Türkçe sınavı varmış. Söyleyeyim de televizyon izlemeyi bıraksın. Sınava çalıştırayım onu. Gelebilirsin. Buyur anne. Buyur anne. Üf, niye geldin? Kızım yine şu yüz ifadeni falan yapma. Hoşlanmıyorum. Ne oldu anne? Ne oldu? Bir söyler misin? Dizi izliyordum. Kızım yarın Türkçe sınavım var. Ablan çalıştırsın. Aman boş ver anne. Ne not alırsam alayım. Boş ver. Çalışmasam da olur. Yine sıfır alacağım. Kızım yüzün gülmüyor. Hiçbir dersine başarılı değilsin. Umutlu değilsin. Başarabilirim demiyorsun. Çalışmalısın. Yüzün gülmezse başarılı olamazsın. Biz ablanla içerideyiz. Evet. O dizi de bitsin. Hemen kapat onu. Ya şu son durumlarını öğreniyorum. Hem bana ne? Dizi izlersem izlerim. Çantam hazır zaten. Kızım güzel konuş bizle. Nasıl düzelecek bu çocuk ya? Hadi gidelim anne. Yüzümün gülmemesiyle başarılı olamamamın ne alakası var? Neyse saat geç oldu. Yatağında bunu da düşünürüm. Anlamıyorum. Gerçekten benim başarılı olamamamla yüzümün gülmemesinin ne alakası var ki? Git. Kızım hadi kalk. Sabah oldu. Okuluna geç kalma. Kızım bir üfleyerek kalkma ya. Ben gidiyorum. Nasıl düzelteceğiz biz bu çocuğu? Hasbinallah. Ben şu kıza kitabını vereyim. Hoca gelmeden versem iyi olacak. Pamuk, Pamuk, yanıma gelir misin? Ben niye kalkıyorsam? Geliyorum. Üf, ne var? Çok agresifsin. Neden böylesin? Bak, bu kitabı vereceğim. Adı ne? Yüzü gülmeyen ne mutlu ne de başarılı olur. Tam senin için bir kitap. Bebek miyim ben? Hayır, zaten 60 sayfalık. İçindekiler gerçekten çok büyüleyici sözler. Yani bir okumanı tavsiye ederim ama ödünç. Yarın öbür gün bitirip getir lütfen. Tabii ki. Hadi ya da boş ver boş ver. Hayır, gerek yok. Bende bundan iki tane vardı. Şimdi hatırladım. Sen de kalabilir bu. Saklayabilirsin. Teşekkür ederim. Türkçe sınavı olurlar. Çocuğum, sonuçları merak ediyorsan sessiz ol. Evet, başlıyorum. Peynir 88. Anne, Türkçeden 88 aldım. Evet. Devam ediyorum. Madame Pon 67. Ama öğretmenim. Aması falan yok evladım. Çalışaydın. Pamuk. Sıfır. Pamuk. Ne? Önünüze dön. Önünüze dönün. Önüne dön. Papuç. Evet öğretmenim. 92. En yüksek sen aldın. Oley oley. Unutma. Sana ve sana damga basacağım. Başka kimse damga basamıyorum. Sadece peynirle papuç. Evet sonra pembiz. Evet öğretmenim kaçış aldım. Elementler de çok güzel gözüküyor. Hangi ders? Sen öğretmenim falan söylesenize. Ben de doğru düz konuş söyleyebilir misiniz de. Söyleyebilir misiniz öğretmenim? Tamam söylüyorum. Sen maalesef 75 aldın. Aa. Ben kaç aldım öğretmenim?
Evladım niye yerinizden kalkıp soruyorsunuz? Ben zaten açıklayacağım. Yok öğretmenim, yok söyleyin söyleyin, ben yerimde duramıyorum. Aha, sen de 81 aldın. 5 alan 2 kişi mi var yani? Evet. 42 alan benim, değil mi? Hayır, sen 74 aldın. Aa, oley, notu böyle. Ben 42 aldım, değil mi? Hayır evladım, sen de 61 aldın. Öğretmenim, ben mi aldım 42? Evet. Evet. İyi günler çocuklar. Kursa kalanlar kalsın, sosyal kursuna başkan benim, konuşanları yazarım. Ben bugün kalmayacağım. Anneannemlere gidiyoruz. Ben de pembişlere gidiyorum, söyleyemedim. Evet, bu bize geliyor. Çünkü hem ders çalışacağız hem oyun oynayacağız. 3 kişi mi kalmıyor? Evet, diğerleri kalıyor. Hiç kız kalmıyor mu yani? Aşk olsun size. Hiç kız kalmıyor. Neyse, eve gidince okurum. Şu kitabı çantama koyayım. Artık evime gidebilirim. İşte geldim. Ne yazabilir ki beni büyüleyebilir? Alt üstü okuyacağım. Açayım hemen. İnanamıyorum. Burada sanki benle aynı hikaye. Benim gibi bir kız var. Adı da Nur. Nur da benim gibiymiş. Hiç yüzü gülmezmiş. O da ben. Bu kitap gerçek mi ki? Yarın sorarım. Burada arkadaşından bir kitap almış ve o kitaptan etkilenmiş. Şu anda çok mutlu bir kızmış. Ama geleceğini anlatacak. Ay, gelecek demişim. Buraya gelecek yazmış. Demek ki bir yazım hatası oldu. Sayfayı çevirelim. Geçmişini anlatacak. Bu kitabı vermeden önce arkadaşım bana çok mutsuzdum. Hep somurturdum. Hiç yüzüm gülmezdi. Mutlu olmazdım. Sınavlarıma çalışmazdım. Ne alırsam alayım, bana ne derdim. Aynı ben bu kız ya, benim kopyam. Bakalım. Hiç umursamazdım. Arkadaşımın verdiği bir kitapla büyülendim. O kitapta yazanları sizlerle paylaşmam doğru olur mu bilmem. Çünkü o kitabı bana arkadaşım yazmıştı. Gerçekten içinde özel şeyler yazıyordu. Onun için çok fazla anlatmak istemiyorum. Ama İçindeki sözler o kadar büyüleyiciydi ki, o gün annemlerin yanına ilk defa güler yüzle hoplaya zıplaya mutlu bir şekilde gittim. O kitapta ne yazabilir ki? Tamam, yine size dayanamadım. Kitapta yazanları merak ediyorsunuzdur. Arka sayfayı çevirin. İki sayfada yazanlar yazıyor. Gerçekten bu kitap beni de büyüledi. Ben artık çok mutlu bir kız olacağım. Anne, abla. Ben artık mutlu bir kız olacağım. Ne oldu kızım? Anne, bu kitapta yazanlar beni büyüledi. Son sayfasında yazanlar gerçekten çok etkileyici. Gerçekten mutlu olmamız için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini, mutlu olmadığımızda, yüzümüz gülmediğimizde, başarılı olamadığımızı, çünkü kendimize güvenmediğimizi anlatan bir yazı. Bu kitabı bana peyniri yazdı. Her halinden belli. Onu çok seviyorum. Benim iyiliğimi düşünüp bu kitabı bana yazmış. Bu kitabı ömür boyu saklayacağım. Fikrini değiştirmesinden belliydi, bir şeyler karıştırdı.
Güzel de kitap yazmış. Ne kadar A4 kağıdından yapsa bile bu kitap benim için çok değerli. Tamam, bildiğimiz karton kapaklı kitaplar değil. Ama arkadaşımın nasıl kitap yaptığı değil, içinde yazdıkları beni çok etkiledi ve içinde yazdıkları çok önemli. Ömür boyu saklayacağım.